Hola. Hola, muy nombre es Ibu. Soy Burak. Biliyorsun, yalan yapıyor böyle. Bu adam böyle işte. Bu bilmez gibi yapar ama pek bilir. Pek bilmiş. Ufak ama bilir. Günaydın. Günaydın. Selam. Bugün Porto'da birinci günümüz, birinci sabahımız ve şu an Claire'nin evindeyiz. Evi çok güzel ya, maşallah. Evet, o kadar mutlu oldum ki. Çok, çok güzel hazırlanmış bizim için, teşekkür ederiz. Aynen, yani böyle diş macunu, diş fırçası, havlu, yani böyle şey. Her şey, havuz, her, şey havuz, her şey. El havuz, her şey. Anladım, yani ortalama bir otelden daha iyi oldu kesin. Aynen. Şimdi bugün ne yapacağımızı tam bilmiyoruz aslında. Ne yapacağız bugün sen biliyor musun? Porto'yu gezeceğiz. Şimdi önce bir kahvaltı edeceğiz tabii ki. Önce bir kahvaltı, alışveriş vesaire. Ondan sonra... Büyük ihtimal Porto'yu gezeceğiz ama tam bilmiyoruz yani. Çünkü burası da çok güzel. Şöyle bir şey söyledik ya. Porto aslında iki şehirden oluşmuş. Porto ve Gaia mı demiştik? Evet, Gaia'dı galiba, öyle bir şey. Aynen ve bunlar Gaia tarafında oturuyorlarmış. Burası da gayet güzel. İşte deniz falan var işte. Evet, evet. Evet, şimdi kahvaltı yapacağız. Gördüğünüz gibi Burak Reis kahvaltıya başladı. Wieso ist es auf Türkisch? Machst du das für den türkischen Account? Nee, also wir fühlen uns einfach eigentlich irgendwie Dings. Wohler, wenn wir auf Türkisch reden. Okay. Und das ist Claudia. Hallo. Bu da Claudia. Und ich vlogge auch. Oder vlogge ich too. Yes, so today is the next day. I took up my friend. Hi. Ama şimdi seni kameraya çekiyorum. Burak, los. Das ist riesengroß. Ay çok büyük. Türkçe konuşuyorum. Türkçe konuşuyorum, pardon. Kocaman. Şimdi Hard Rock Cafe'ye geldik. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler sipariş ettik. Claudia aslında aç değildi ama çok güzel göründüğü için o da dayanamadı, bir şey sipariş etti. Ama ben çok aç olduğum için şimdi çok fazla uzatmayacağım. Şöyle içini gösterebilirsem. Ich mach morgen 18:30. Böyle. Burası Porto'nun meşhur tren garı. İnanılmaz güzel. Yüksek bir salon. Resimler falan. Herkese günaydın. Ben kendimi göstermek istemiyorum çünkü saçımı yapıyorum. Evet, saçını yapıyor. İlk gün pek bir şey yapamadık. Şanssızlığımıza çok yağmurlu ve rüzgarlıydı hava. Biz de biraz yorgunluğumuzu atamamıştık. Ancak bugün güzel planlarımız var. Çok güzel bir restorandan yer ayırttık. Videonun sonlarına doğru büyük ihtimal onu göstereceğiz. Ayrıca bugün ne var? Ne var? Gezi. Porto gezisi. Aynen. Porto gezisi. Bugün gezeceğiz Porto'yu. Bugün çünkü yağmur da yağmıyor. Yani evet, hava bulutlu ama yağmur yağmıyor. Sesim var mı şu an? Görüntüm yok. Evet. Kolum. Görüntü yok. Saçını yap. Porto merkezine geldik. Aracımızı park ettik. Artık Porto sokaklarında gezmeye başlayacağız.
bugün gerçekten şehir çok 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 daha güzel. Ama hayatımda gördüğüm en güzel şehir mi? Şu an büyük ihtimal havasından dolayı değil. Çünkü yani Antalya'da yaşadık işte, Prag'a gittik, ettik falan filan. O yüzden hayatımda gördüğüm en mükemmel şehir mi? Değil. Ama bence yazın yani en azından havalar güzelken burada olsaydık aşırı güzel bir şehirdi bence. Yani bayılırdık eminim. Çünkü biz Prag'da tam hani tam Prag'ın doğru hava zamanında gitmiştik. Bayılmıştık. Ama tabii bizim yıl dönümümüz işte Ocak ayında olduğu için ister istemez yani böyle oluyor hava. Öyle. Ama çok güzel. Yani mesela ben internette şu birazdan size de göstereceğim. Şu arkamdaki binaları mesela ve bu ön tarafımdaki binaları falan internette görmüştüm. Ve ilkbahar yazın aşırı güzel görünüyordu. Böyle ne bileyim değişik değişik tatlış tatlış şeyler falan filan vardı ama şu an tabii çoğu yer kapalı. Bir de mesela çarşıda çok büyük bir alan var. Ve o alan çarşıda mesela çok büyük bir alan var. Ve hani şu an kışın ve turizm pek olmadığı için o alanı falan tamire almışlar. Renovasyon mı yapacaklarmış, bir şey yapacaklarmış anlamadım tam onu da. Ama yani öyle. Umarım yazın veya ilkbahar tekrar gidebiliriz. Ve sizinle konuşurken biz bu katedrale geldik bile. Evet, yani şu an dediğim gibi, bahsettiğim gibi öyle anormal tatlı, Allah'ım ne kadar da güzelmiş, gözlerimi alamıyorum diyecek şey değil. Yani güzel, gerçekten tatlı, güzel ama yani mesela bunlar çok çok daha gri, hava zaten kötü, yağmurlu olduğu için binalar aşırı aşırı böyle aslında olacağı kadar, normalde olduğu kadar güzel görünmüyor. Ama katedralin etrafında böyle renkli renkli binalar varmış bir. Bir de şeyde, ne dedi, nehrin kenarında. Nehir var burada bir de, çok evet, ünlü bir nehir var. Oranın kenarında da varmış. Ama işte dediğim gibi yazın büyük ihtimalle çok çok daha güzel görünüyordur.
Merhaba. Şimdi biz katedrali gezdik. Katedralden önce bir gittik, bir pasta yedik, tatlı yedik. Burak iki tane yedi. Hatta Burak dört tane tatlı yedi. Durun. Sonra katedrale gittik, orayı gezdik. Ama işte hani insan gezerken böyle ay bir çıkartayım da bir de ben konuşayım unutuyor. Daha çok böyle hani etrafına bakıyorsun, ediyorsun falan ya, o yüzden. Şimdi de köprüye geçiyoruz. Köprünün kenarlarında da bu eski güzel evlerden varmış. Ama şu an nasıl görünüyorlar bakacağız. You told me you cannot. It's good quality, so I can. Evet, ben bunu hayatımda hiç yemedim. Oktopus. Aşkım, oktopusun Türkçesi nedir? Physical, your physical. Ahtapot. So people know about it. Şimdi ahtapot yiyeceğiz. Vallahi ben bilmiyorum, hayatımda hiç ahtapot yedim mi? Hayır. Burak yemiş. Ben yemedim. İşte görüyorsunuz. Arkamda. Önümde okyanus, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ama çok güzel be. Ya evet. Korkutucu ama çok güzel. Yani işte buradan sonra New York. Bak işte şu ileride bir yerde Bu görüyorsun. Bu Silefkoşa ya. Neyi görüyorsun aşkım ileride? Büyük adam. Ya aşkım. Üçüncü günümüzden merhaba. Sen ye canım benim. Porto'daki üçüncü günümüzden merhaba. Bugün hava aslında bayağı güzeldi, güneşli falandı. Biz aslında bugün dışarı çıkacaktık. Sonrasında dün akşam yapılan bir inattan dolayı bugün sabah Burak kaç 300 şınav 150 de böyle şınav, ondan sonra ayağa kalkıp zıplama hareketini yapmak zorunda kaldığı için
Ve işte Claudia da hamile, o da yorgun falan filan. Yani tek sağlam ben olduğum için şey yaptım. Dedik ki neyse çarşıya gitmeyelim. Aslında Old Town'a gidecek, birazcık gezecektik. Hatta böyle tuktuklar var, tuktuklardan falan kiralarız dedik. Ama sıkıntı değil zaten. Fiyatlar o kadar ki yemin ediyorum size Türkiye'den daha ucuz. Şu an Porto'nun pahalı bir yerindeyiz. Porto'nun yani şu an pahalı bir semt. Pahalı yani. Yani hani en pahalı semtlerinden birisindeyiz hani. Porto'nun Beverly Hills gibi düşünün. Ve işte Bodrum'un Yalıçatısı mesela. Yalıkavak. Ay Yalıkavak mıydı? Alaçatı ile Yalıkavak'a da. Ay aynen ya. Burayı koymazsan gerçekten isterim. Koyarım, niye koymayayım? Yalıkavak gibi, Bodrum'un Yalıkavak gibi bir yerindeyiz. Abi kahve 1 euro. Türkiye'de kahve, yani en son biz yazın gittiğimizde biz rahat, ya Burak siyah kahve içiyor, yani sade siyah kahve içen bir insan. Yani 80 lira falan vermiştik ben yanlış hatırlamıyorum. Ya en, kötü kahve kimse almasa Starbucks ve o bile 100 küsür liraydı. Aynen yani Niğde'de gitmiştik, Starbucks'a falan gitmiştik sanırım. Ya biraz biz ya başka bir yere dolayı, gittik aşağı yukarı. Yol üzerindeki tesiste grup Starbucks'tan kahve içmiştik. Aynen. Ama yine de hadi 40 lira, 30 lira aşağısı olsun yine 60-70 lira. Aynen yani mesela yolda benzinlikten falan aldık etmedik. Ki o da 2 euroya falan geliyor yani. Ya hadi bak hadi 50 lira olsun ya ki ihtimali yok hani bu zamanda Türkiye'de 50 liraya kahve bulmana. Hadi 50 lira olsun. Abi yine buradan daha pahalı. Ve bu deniz kenarı bile değil, okyanus kenarı. Yani hafta sonu Bodrum'a ya da ne bileyim İzmir'e gitmek yerine ben de çıkıp Porto'ya gideyim. Aynen işte vize işi. Tek sıkıntı vize Allah'ım tabii ya. Tabii vizesiz. Bir de tabii uçak biletleri çok pahalı Türkiye'den uçmak. Türkiye'de pahalıdır değil mi?